Sana bir şey itiraf edeyim mi? İtiraf ele eden de görüm. Bak evlenmeden önce ben senin böyle yemek yaptığını bilseydim Allah canımı alsın senden para almaz bir de üstüne 15.000 lira para verirdim ha. Öyle mi? Ha. O vakti benim sana verdiğim 15.000 lira böyle artı senin vereceğin 15.000 lira sen bana 30.000 lira borçlusun Kemal. Aynen öyle yani şey lafın gelişi söyledim ya ama yani öyle. Ha lafın gelişi. Yani ben de sana lafın gelişi değirem ki eğer o borcunu böyle geri kaytarmak istiyorsan beni maşın sürmesini öğretebilirsin. Araba sürmeyi mi? He yani öğretmezsen. Ya öğretirim öğretmesine de yani bu İstanbul trafiğinde yani araba kullanmak bir bayana göre uygun değil bence yani. Zor. Ama sarı gara Fatma kullanır. Simge gibi böyle sağa sola çarpa çarpa kullanmak istersen babam da kullanır yani ne var ki onda? Kemal ne olar? Yani bak yadına sal, geçen gün Barış'la böyle maşın oyunu oynayanda ben galip gelmiştim. Ama arada şöyle bir fark var, ben onu hemen sana söyleyeyim. Oyunlarda kaza yaptığın zaman level'ın başından başlıyorsun ya, gerçek hayatta öyle değil. Ya otosanayiden ya da Allah korusun öbür taraftan başlamak zorunda kalıyorsun. Eşk olsun sana Kemal. Allah Allah, sen de eşk olsun. Tamam, öğretiriz bir ara ya, tamam. Benim aslan evim. Yani böyle kağıt üstündeki... pendir, çay, çay. Olur olur, ben de kapıya bakayım o zaman. Başka. Salam Cazibe. Salam. Hay bin küçük Hüsamettin, ne oluyor lan? Ay. Anam, anam. Bakma, nazar bakma. Aslanı göreyim mi sen? Ceylan'ı mahvetti ya. Ortalık karnaval içinde. Ya. Yazık, yazık. Bu belgesellerinde acayip ya. Ne acayip karnaval içinde ya. Hadi bakalım Barış. Bir iki yalan söyleyip vizeyi aldın mı Kemallerin evdeki kafa tatilin başlıyor. Ah ulan ah. Ben bu hallere düşecek adam mıydım? Neyse. Evet. Yolcudur Abbas. Bağlasam durmaz. Kocacığım. Bu valiz nedir ki? Bu valiz şey seyahat içindir. Ne seyahati kocacığım? Ay, ben size söylemedim tabii. Şimdi beni dün Hulusi Bey aradı. Bu bizim Çin'de çalıştığımız firmanın ithalat müdürü satışlar düşünce intihar mı neymiş bu? Hakiri yapmış, harikiri yapmış. Ondan sonra bu adam ölmüş. İşte bu adam öldükten sonra bunun yerine bir tane yeni ithalat müdürlüğüne geçmiş. Şimdi benim de şimdi gidip bu ithalat müdürüyle yeni şeylerle ilgili konuşmam gerekiyormuş. O yüzden ben Çin'e gidiyorum. Uç, Çin'e. Ha içine. Çin'e içine. Tabii Çin'e de içine böyle en o içindeki merkezine şey yapıyorum ben artık. Vay. Ulan bu Burçilen'in memleketi değil mi lan? Vay. Ta nerededir ya? Müjde Cazime müjde. Kemal abinin göbeği sonunda bağımsızlığını ilan etti. Ben de artık birinci katip düzeyinden onunla göz teması kurmaya geldim. Lan oğlum sen topuklu bile giysen benim göbeğime zaten zor geliyorsun. Ne çöktün ki yere? Artist. Kemal evde. Ama baksana şu obitin yaptığına ya. Ya niye böyle sinir yapıyor anlamıyorum ya. Sabah sabah triplere girdi. Acaba ikinci tepsi böreğini yemedi ondan mı yapıyor bunları ha? Oğlum sen sabah sabah bana böyle göbeğime laf sokmak için mi geldin ha? Ya evde üç beyaz kalmamış. Mutlaka sende vardır diye kabriyo Kemal abimi ziyarete geldim. Ha iyi yaptın, iyi yaptın. Üç beyaz yok ama bak beş kardeş var. Böyle çakacağım bir tane ha. Basketten. Ortam biraz gerildi. Ama istersen benim de böyle chill out muhabbetlerde, sakin sakin ortamlarda takılmak istersen evim yakında. Şu birinci göbekten, böyle birinci göbekten sağa dönünce hemen orada. Birinci göbek derken ne göbekten bahsettiğimi anlamışsındır herhalde. Lan basket ağzını burnunu kırarım senin ha. Ağzını burnunu kırarım. Göbekli. Bak vallahi bile ben bu hobbitin bir gün ağzını burnunu kıracağım elimden zor alacaklar ha. Kemal sen ona fikir verme. Ona kalsa onun da göbeği var. Ona kalsa onun da göbeği var. Yani ben de göbekliyim ya. Bunda hemfikirsiniz öyle mi? Hayır canım.
Ne göbeği? Göbek nerede ki? Harda? Nerede? Harda? Ah, gene geldi. Bu sefer döveceğim ya. Kemal! Ne var lan? Yer cücesi. Ay! Ay, aşk olsun ama kinyas. Ya, kusura bakmayın Makbule Hanım. Allah canım alsın, ben bir başkasını bekliyordum. O geldi zannettim ya. Boyum küçük olabilir ama senin gibi göbeğim Anadolu yakasından göğünmüyor. Allah'ım, sen bana sayılı mı veriyorsun ya? Ya Makbule Hanım, şu şeyinize, Benjamin'inize bir şey söyler misiniz ya? Aa, çok ayıp ama şerefim. Yani Kinyas amcanın göbeği en fazla köprüden görünür. Normal değil, normal bir aile değil bu. Ben sana söyleyeyim, vallahi biliyorum. Genlerde bir şey var ya. Kemal, zarafat eliyeler he? Zarafat. Yani konu benim göbeğim olunca anasını satayım. Herkes stand-upçı kesiliyor ya. Öf, bana ne ya, tamam. Ben işe gideceğim zaten. Aa, hele de kahvaltını yiyip butarmamışsın, çay koydum. İstemez, iştahım kaçtı. Ona doydum der. Lan Benjamin, alırım ayağımın altına, döverim seni ha. Aa, aşk olsun da Kinyas amcası. Yani çocuk sizin o kadar resminizi çizmiş, sen de böyle kızıyorsun yani. Bizim resmimizi mi çizmiş? Evet, dün öğretmeni sormuş. Böyle sevdiğiniz bir aile var mı demiş. O da tutmuş, Cazibe de senin resmini çizmiş. Ah canım benim, Kemal. Ya ben zaten demin Erdo'ya kızdım da ondan. Yoksa ben Benjamin'e bu kadar sert çıkmam yani. Ne? Ver bakayım lan. Ne çizdin bakayım. Bak bak, göbek getir. Bak bak, aç hadi. Allah'ım ya, hiç resmim çizilmemişti bu çocuk tarafından. Ver ver. Hadi geç, geç hadi ya, geç. Döverim lan seni. Ağzını burnunu kırarım ha. Terbiyesiz. Bu ben miyim lan? Böyle göbekli göbekli. Ben miyim bu ha? Yok baba. Başlatma lan babanın şarap çanağına. Aa Kemal. Sakin. Allah Allah. Sakin sakin. Herkes bize kilitliyor ama. Ben işe gideceğim zaten ya. Benim mavi gömleğimi yıkadın mı sen? Beli yuyulup ama istiyorsan sen böyle mavi ketli köyüne giy. O daha yakışıklı. Sen onu giy. Onu ki. Dalganı da geç yani. Allah, çizgili giyeyim ki göbeğim belli olmasın değil mi? Onu demek istiyorsun. Bende göbek möbek yok kardeşim. Bak benim üstüme gelmeyin ya. Yani göbekle kası ayıramayacak insanlarsınız. Böyle saçma sapan. Ben gidiyorum ya. Allah Allah. Cazibe, alemsin vallahi. Çizgili gömlek ha. Ay yok kız, ondan demirem. İndi beslediği köyneyi sef salıp 90 derecede yumuşam. Biraz balacalaşıptı. İndi desem hislenecek. Aman aman, sakın söyleme o zaman. Ben evlenmeyeyim.